Agalarım, herkese selamlar. 5 ve 6 Ekim 2024 hafta sonu videosuyla karşınızdayım aga. Cumartesi ve pazar toplamda 14 tane maçım var. 8 tanesi cumartesiden, 6 tanesi de pazardan. Sizleri bir adet de ideal kupon önerisi yapacağım. Bilgisini vereyim. Dilerseniz direkt başlayalım. Sizlerden tek ricamız aga, hemen videonun başına hatırlatalım. Videoya beğeni bırakmanız, en azından yorumlara emeğine sağlık yorum yazsanız için. Yazmanız bile bizler için motivasyondur, bilginize. Dilerseniz başlayalım. Maç skoru ile birlikte başlayalım. Bugün hafta sonuna pazar gününden 2 tane maç skorum var sizlere. Bir tanesi Galatasaray ile Alanyaspor, diğeri de Gaziantep Beşiktaş maç skorları ne olur. Toplamda 6 kişi 7 gün boyunca misafir edeceğiz. Şunu da belirteyim aga, milli ara diye bir şey yok. Bizim Euroleague ayağımız da başladı. Biz Euroleague'den zaten bugünden itibaren misli ve kuponlarla başladık. Yani arkadaşlar da gruba geldiği zaman da milli araya bir nevi denk gelmemiş olacak. Çünkü bizdeki paylaşımlar devam edecek. Daha önce skor kazananlar: Galatasaray'ın 2-2 skorunu bilen Red Müzik Şiir, Beşiktaş'ı bilen OU 63-735 vesaire ve Arda Taşkıran. Fenerbahçe'yi kazananlar da Ali Hikmet ve Cemal İkiz isimli arkadaşlar. Bu arkadaşlar benimle WhatsApp iletişim hattına iletişime geçebilirler. Her türlü soru, görüş, öneri. Abi isteyen yorumlarda ve açıklama linki var. Direkt tıklayıp da mesaj atabilir. İsteyen de 0534 446 5989 numarayı kaydedip de mesaj atabilir. Hafta sonu için WhatsApp gruplarımızda planlarımızı yaptık. Paylaşımlarımız da hazır. Şimdiden gelecek herkese şimdiden bol şanslar diyelim. Herkese bol şanslar. Devam ettim. Agaların misli seviyesinden bahsedeyim. Dün komple Z raporunu göstereceğim zaten. Yüksek misli seviyesinin mantığı aga, yüksek misli bahislerdir aga. Yani en güvendiğimiz karşılaşmalar burada 7000 TL, 5000 TL, 4000 TL basaraktan da kazanç sağlamaktır. Solda gördüğünüz Avrupa kombinine 7000 TL. Beşiktaş mücadelesinde maç önü olarak değerlendirin. Maç önü misli 5000 TL aldım. 2.5 üst olarak da zaten 3.5 üste kadar gitti. Galatasaray kazansaydı buradan 4000 misliydi, içeri alırdık. Fakat yüksek misle kar yaptık. Sadece onlar değil, zaten yüksek misle canlı da var aga. Dün mesela 3 tane canlı bahis aldım. Yüksek misle Bilbao'nun bir golü, Beşiktaş maçında ilk yarı bir gol, Slavia Prag'ın atacağı gol diyerekten de 3 tane misli canlı aldım. Hepsi geldi. Yüksek misle bu şekilde canlarımız da var. İdeal kuponlarımıza baktığımız zaman da zaten dün günün ideali vardı aga. Slavia Prag'ın bir yarı kazanırı, Frankfurt mücadelesine 2.5 üst olarak değerlendim. Günün ana kombiniydi. Gelmesini bildi. Günün oyuncu kombini vardı. Marmuş'un şutuyla Steci'nin şutu. O da geldi aga. Bu şekilde ideal kombinlerimiz ve alternatif kombinlerimize devam etmekte zaten. Z raporu olarak gösterebilirsem sizlere, isteyenler durdurup da bakabilir. Z raporunda günün ana kombini, Avrupa kombini, oyuncu kombini geldi. Günün alternatif Galatasaray'dan gitti. Artı 9. %9 olarak kar yazar. Yüksek misliye baktığımız zaman da 7000 misli, 5000 misli geldi. 4000 gitti. 1000 geldi. Toplamda 770 TL falan da net kar var. Günlük olarak raporu da çıkarttık. Canlı olarak zaten gruplarımızda takip ediyorsanız bizleri, ücretsiz grubundan da zaten WhatsApp canlı hakkını veriyoruz. Sadece bu değil, ücretsiz Telegram grubu var. Hatta şimdiden söyleyeyim, günün ideal kombini de ücretsiz Telegram grubunda olacak. Buraya da mutlaka katılım sağlayabilirsiniz aga. İdeal kupon burada olacak. Ücretsiz canlı bahisler de aynı şekilde burada olur. Cuma gününe de zaten burada canlı bahisler de atacağım. Şimdi bu da gitsin. Agalarım, dediğim gibi sizlerden artı 500'ün üstünde beğeni ve şu WhatsApp grubundaki ve Telegram grubundaki arkadaşlardan da yorumlar bekliyorum aga. Özellikle yorumlar bekliyorum. Artı 500 beğeni geldiyse ilk mücadelemize cumartesiyle başlayalım. Köln, Ulm. Aga erken seansta oynamak isteyenler bu Köln maçıyla Liverpool maçını kombinleyebilir. Köln maçını geçen hafta izlediniz mi bilmiyorum ama muazzam canlıdan değerlendirip 4-4 bitti mücadele zaten. Ben burada bir Köln galibiyeti bekliyorum. Oran yok zaten. Köln burada artık o savunmayı da biraz iyi yapması lazım. Ulm'a karşı da bence yapabileceğini düşünüyorum. Ben burada 2.5 üstünde bir Köln galibiyeti bekliyorum. Maçın gollü geçmesini ve gollü geçerken de Köln'ün galibiyetini bekliyorum. Başka türlü oran alamazsınız zaten. 2.5 üstünde bir Köln galibiyeti bekliyorum. Erken seans maçı. Erken seans bir diğer mücadelem Crystal Palace'la Liverpool karşılaşması. Liverpool liderliği almışken ben milli ara öncesi salacağını düşünmüyorum. Zor bir rakip. Benim skor beklentim geçen hafta 2-1 Liverpool yendi ya. Aynı şekilde tekrardan 2-1'lik bir Liverpool galibiyeti. Ben burada tarafa gitmek istemiyorum ama deplasman 1.5 üst olaraktan da değerlendireceğim. Eğer ki dedim ya, erken seans kombinleri yapmak istiyorsanız burada Liverpool'un 2 golüyle Köln kazanır 2.5 üst. Saat 2-2.5 seans kombini keyiflik olarak değerlendirilebilirsiniz aga. Bunun da bilgisini vereyim. Geçtim diğer mücadeleme, Bochum'la Wolfsburg mücadelesi. Agam bu maçında gollü geçmesini bekliyorum. Özellikle Wolfsburg geçen hafta bizlere 2.5 üst aldım. Ana kuponda vardı. 2-2 bitti mücadele. Wolfsburg kontradan oynadı fakat bu maçta dengeli olacaktır. Özellikle Bochum'da kendi evinde duran bir takım değil zaten Bochum. İçeride dışarıda oynayan bir ekip. Hatta geçen hafta da ilk yarı 1.5 üstlerine vesaire gitmiştik. Kiel maçlarında hatırlayın. Burada ben yine doğrudan 2.5 üst aldım. Wolfsburg'da biraz daha böyle hücum gücünü gösterirse mücadelede 3 gol sesinin gelmesini bekliyorum agam. Geçtim diğer mücadeleme. Arsenal'la Southampton mücadelesi. Burada düze gideceğim ama korkum şu. Southampton'ı hatırlayın. Ben özellikle not almıştım. İlk yarılarda takım ekstra bir performansla oynuyor aga. Yani burada ben düze gideceğim. İlk yarıdan bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Bu zaten bizim düzümüz olacak. Hatta alternatif kombinlere falan da gidebilir. İlk yarıdan bir Arsenal galibiyetine ben okuyayım. Ama Southampton direnç koyduğu zaman zaten ilk yarıdan koyuyor. Ve buna itibaren benim skorum da aga ilk yarı 1-0. Maç sonu 4-0. Ve şöyle bir seçeneğim de var. Bunu da not alın mutlaka. Takip edersiniz en azından. Agalarım, ev sahibi hangi yarıda daha çok gol atar diye bir seçenek var. Southampton'ın ilk yarı direncinden dolayı burada Arsenal en çok golü ikinci yarı atabilir. Dediğim gibi benim skor beklentim ilk yarı 1-0, ikinci yarı 4-0 Arsenal galibiyeti. Ev sahibi de en çok golü ikinci yarı atabilir. Bu da yüksek orandan sisteme atılabilecek bir tercih olarak sunabilirim. Diğer mücadelem Brentford'la Wolves mücadelesi. Wolves artık gemileri yakarcasına bir oyun oynamak zorunda. Brentford da burada hem üstüne gidecektir hem de Wolves geldiği zaman muazzam bir geçiş oyunu oynuyor Brentford zaten. Hatta son 2 hafta erken dakikalarda attığı golle gündeme geldi. Thomas Frank'in de buna göre bir basın toplantısı vardı. Bunu dile getirdi. Tabii ki çalışıyoruz diyerekten de bunlara bilgisini vereyim. Ben yine gollü bir mücadele bekliyorum. Çünkü Wolves'ın artık kaybedecek bir şeyi kalmadı. Doğrudan 2.5 üst olarak değerlendirdiğim bir seçenek oldu bilginize. West Ham'la Ipswich Town günün bir diğer güzel maçı. Arkadaşlar ben West Ham tarafından da artık bir galibiyet bekliyorum bu mücadelede. Ya şöyle kimdi o ilerideki? Antonio değildi. Antonio miydi aga ya? Hemen bakalım aga. Antonio ne ya? Antonio'yu tam o besleyemiyor aga ama kanatları çok iyi. Takımın ben iyi olduğunu düşünüyorum ve burada bir galibiyet bekliyorum. Galibiyet gelirken ben burada ama taraf girmek her zaman daha risklidir. Tek gollü bir galibiyet beklemiyorum. Ev sahibi 1.5 üst buradan idealden değerlendirdim aga. West Ham tarafından 2 gol bekliyorum ben özellikle. Bunun bilgisini vereyim. Hatta biraz daha yüksek oran alalım diyen varsa şöyle yüksek orandan maçın da 2-0-2-1 bitmesini bekliyorum bu arada. 1.5 üstünde taraf yaparsanız da 1.83 minimum alacağınız orandır. Değerlendirecek tarafı önüne bir değerlendirme yapabilir. West Ham tarafındayım burada. Atalanta-Genoa mücadelesi. Atalanta'nın da ben burada galibiyetini bekliyorum. Hafta içinde oynamış olduğu bir mücadele vardı. Çok iyiydi. Ben burada milli araya galibiyetle dönmelerini bekliyorum. Ama galibiyetten ziyade aynı şekilde ev sahibi 1.5 üst burada bizim ideal tercihimiz olacaktır. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Zaten ev sahibinden 2 gol bekliyoruz ya. Handikapını da yazmışım aga yüksek orandan. Eğer ki sisteme falan atmak isterseniz de 1.80 orandan Atalanta'nın handikaplı galibiyeti de bence uygun olabilir. Inter-Torino mücadelesi. Torino boş takım değil kesinlikle. Inter burada kazanmaya oynayacaktır. Onlar da zirve yarışından biraz uzak kaldı söylenebilir mi? Ya kadro kalitesi olaraktan da çok daha zirveye fark açmış olabilirdi ilk haftalar itibariyle. Gereksiz puan kayıpları yaptı. Burada da ben galibiyetini bekliyorum. 1.5 üstünde bir Inter galibiyeti de ideal kuponlar alınabilir. 2-1 ayarında bir Inter galibiyeti bekliyorum. Geçtim ayın 6'sına. Toplamda 6 adet de burada mücadelemiz var aga. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlere bir de WhatsApp grubundan bahsetmek istiyorum. Dün nasıl canlı yaptık? Agalarım 19.45 olmanız gerektiği yerde yazmışım zaten. Başlamışız. Galatasaray maçında ilk yarı bir gole girelim dedik. Galatasaray tarafına %4. Ajax mücadelesinde ilk yarı ortaya gole girelim dedik. Fenerbahçe mücadelesinde ilk yarı. Dün bülten çok yoğundu biliyorsunuz. Biz de hakkını verdik elimizden geldiğince. Sonra bunlar okey mi? Ondan sonra Galatasaray'a gol attı. Dedim ki Galatasaray'ın bir golüne daha girelim. %4, 1.48 gibi oranı var zaten. Bu arada kasayı da biz yönetiyoruz burada. Kerkılburuş mücadelesinde editörümüz gole girdi. Galatasaray attı mı 1'de 1 oldu. Şöyle attık 2'de 2 oldu. Buradan Midland mücadelesinden ilk yarı gole girdik. Midland aynen. Ajax attı 3'de 3 oldu. Tot gol iptal. Tottenham'ın Fenerbahçe'ye atmıştı. Gol iptal oldu. Dursun dedim yeşil o maçtan gol gelecek. Hoffenheim mücadelesinde de ilk yarı gole girdik. Ajax mücadelesinde ilk yarı 1.5 üste girdik. Yatan tek canlı zaten erken seansta burada Ajax'ın atacağı ilk yarı 1.5 üstünden yattık. Hoffenheim geldi. Galatasaray'da Barış Alper şut çeker vermiştim. Ücretsiz gruba da verdim. O da geldi. Kerkebuluş geldi. Tottenham'ı tekrar eşitlememe gerek var mı dedim. Barış Alper'e falan derken Tottenham mücadelesini bir %4 aldım. 2.5 üst olaraktan değerlendirdim. 90'da geldi aga bu zaten. İkinci gol Hoffenheim'den bekledik. O geldi. Galatasaray'ın deplasman 1.5 üstü geldi. Midinat maçından gol geldi. Galatasaray kontra sonrası yemiş falan demişim. Burada Slavia Prag'ın da ben atacağı bir gole yöneldim. %5 şeklinde. Bu Dinamo Kiev'in Hoffenheim ikinci gol geldi. Slavia Prag da geldi. Hatta Slavia Prag'da misli canlı olaraktan da değerlendirmiştim. Bu da sizlere söylemiş olalım. WhatsApp grupları bu şekilde. Hafta sonu da aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlerden tek ricamız da videolara ve ücretsiz gruba da gelebilirsiniz. Beğeni ve yorum desteğidir. Chelsea ile Nottingham Forest mücadelesi. Burada da ben Chelsea tarafındayım. Oran bence daha da düşecektir. Maçın beklentisi 4-2 bir skor. İndeks beklentisi. Ama Nottingham Forest biraz daha takım savunmasını iyi yapıyor. Özellikle son dönemde almış olduğu beraberliklerde ve puanlarda bu takım savunması ön plana çıktı. Onlar da geçiş oynayan bir takım. Ben burada Chelsea tarafından bir 2 gol alalım zaten. Bence idealdir. Özellikle Palmer yanıyor. Son mücadelede 4 gol. Ben burada Chelsea'nin 2 golüne bence pazar günü ideallere eklenebilir. Ben burada Forest atabilir mi? Atma ihtimali var. 2.5 üstünde bir Chelsea galibiyeti gelirse alacağınız oranla minimum 1.74 bandında olacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Brighton'la Tottenham karşılaşması. Bu maçta VAR üst hiçbir şekilde oran alamazsınız aga. Bu mücadele alacağınız Tottenham'ın kornerlerine gidebiliriz aynı şekilde. Brighton da burada kornerlere destek verebilir. Mücadele genelinde muhtemelen 9.5 açmazlar. 10.5 açarlar. 10.5 üst korner bence alınabilecek. Ya Tottenham bu sezonun en güzel korner takımlarından bir tanesi. Ki Brighton da bence burada eşlik edecektir diye düşünüyorum. Diğer mücadele Frankfurt'la Bayern Münih mücadelesi. Frankfurt'u daha dün izledik aga. Takım gerçekten çok iyi anlamda hücum ediyor. Ben burada Bayern kalesine de Frankfurt'un gol atmasını bekliyorum. İdealden alabileceğimiz tercih şu yönde olabilir. VAR ve üst yaparsanız oran zaten iddiada 1.40. Bu iddiada 1.48 falan olur. Nesne'de 1.40'tır bu. VAR ve üst yaparsanız buradan minimum 1.40 oran alırsınız aga. Mücadelede bence 3.5 üstte de gidebilecek bir mücadele. 3-1'de benim skorum var. 3.5 üstün oranında 1.70 seviyesinde. Bu da ekstra olarak değerlendirilebilir. Galatasaray Alanyaspor bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Ben burada 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyetine ziyade bu arada Ligasa'da puan verme be kardeşim. Adamların Avrupa tarihinde almış olduğu puan yok galiba. Neyse. Ben burada ilk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. İlk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti bizlere yakışır. Ben burada ilk yarıdan aldım çıktım. Diğer mücadelem Gaziantep Beşiktaş mücadelesi. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk. Yine gollü bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir. Yani Frankfurt'a karşı da çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Semih'in kaçırdığı, Immobile'nin kaçırdığı, Rafa'nın şutları falan. Kaleci çok iyi iş yaptı. Ben burada yine Beşiktaş tarafından atılacak 2 gol. Deplasman 1.5 üstü bekliyorum aga. Değerlendirecekler 1.50 bandında bir oranı var. Değerlendirebilir. Maç skoru sizlere sorduk. Son mücadelemde Stuttgart'la Hoffenheim mücadelesi. Maçın zaten 2.5 üst oranı 1.10 arkadaşlar öyle söyleyeyim. İlk yarıdan gelecek 2 gol. Çünkü ilk yarılar hızlı başlıyor. İlk yarı 1.5 üstün oranı da 1.60 seviyesine 1.57 değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirebilir. İlk yarıdan 2 gol bekliyorum bu maçtan. Sizlere de ideal kupon önerisi yapacağım. İdeal kuponumuz da ücretsiz Telegram kanalında, açıklamada, yorumlarda linki var. WhatsApp VIP grubuna gelmek isteyen de yine aynı şekilde WhatsApp iletişim hattından mesaj atabilir. Her türlü soru görüş öneri de oradan. Herkese bol şanslar, güzel bir kazanç olsun. Dediğim gibi milli ara diye bizi etkilemeyecek. Euroleague ve basketbol ayağından ekstra olarak ideal kuponlarımız, misillerimizle devam edeceğini söyleyeyim. Herkese bol şanslar, görüşmek üzere, bay bay.